maalesef başbakanımız burada da konuşmalarda böyle bir tatsız olayla karşılaştı. Bunu arabaya inerken ben tekrar gittim. En son arabaya kadar başbakanımın yanında gittim ben. Ne olur başbakanım kurban olayım, terç etmeyin dedim ben. Ne olur masa dönün dedim. Bugün bizim mutlu bir günümüz. Bütün Galatasaraylıların mutlu bir günü. Bugün 25 milyon taraftarı olan Galatasaray sadece 40 bin şanslı insan bu stada geldi dedim. Yani herkes oraya zan atıyordu gelmek için. Beni yüzlerce, binlerce insanla resimler çektik biz. Ama Türkiye'nin her köşesinden gelen insanlar vardı. Başbakan ne dedi size Abdurrahim Bey? Siz böyle deyince yol boyunca ne konuştunuz? Gidene kadar yanındaydınız. Kulağına eğiliyorsunuz. Bir şey söylüyorsunuz. O görüntülere yansıdı. Başbakanım haklı olarak bana Abdurrahim dedi. Senin nasıl bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ama ben de dedi bu stada ne kadar dedi mesai sarf ettiğimi biliyorsun sen değil mi dedi. Hakikaten ben biliyorum. Orada çok şeyler yapıldı. Yani TOKİ Başkanı'nı kaç sefer arayıp TOKİ Başkanı'na söyledi. TOKİ Başkanı'ndan da Erdoğan abiyle de ben samimiyim. Çok samimi bir arkadaşım da çok samimi bir arkadaşı. Yani şimdi burada o kadar uğraştan sonra tabii ki başbakanımız bunu hak etmedi. Yani burada bir haksızlığa uğradı başbakanımız. Onun da üzüntüsünü yaşıyor. Dün de kendisine ben yine şey yaptım. Sizler büyüksünüz efendim dedim. Ortamı yumuşatmamız lazım. Bir şey yapıp biz bu işin içerisinden Galatasaray'a yakışır bir şekilde çıkmamız lazım. Bir tane Galatasaray vardı. Bütün Galatasaray taraftarlarına sesleniyorum. Özellikle taraftarlarımıza sesleniyorum. Bir tane Galatasaray vardır. O da bu Galatasaray, Galatasaray'ımızdır. Herkes, ben de sizler için bu Galatasaray takımımızı evet. Çok seviyorum. Ben o gece inan ki sabah saat 5.30'da yattım ve o gece bir buz kovası olsaydı da buz kovasının içerisine girip kendim serinlesiydim diye çok düşündüm. Evet.